ve Tayyip Erdoğan okuduğu şiir yüzünden 10 ay hapse mahkum oldu. Her sabah geliriz. Biz Ümraniye'den geliyoruz. Vatanımızın kara sevdalısıyız. Onun için diyorum ki bu şarkı burada bitmez. Halktan aldığı oylarla 4 yıl boyunca İstanbul'u yöneten ve bu kadim şehrin sorunlarını bir bir çözen Recep Tayyip Erdoğan, şiir okumaktan yargılanmış ve hapse mahkum edilmişti. Boşver 128, hayat bir gemi, yürüt onu, göreyim seni. Boşver 128 ağa, boş veriyor ya. Aldırma reis, reis. Mandela'da 28 yıl cezaevinde yaktı, sonunda Cumhurbaşkanı oldu bütün Afrika'da. Bu da sonunda öyle olacak inşallah. Cezaevine girmeden hemen önce Erdoğan, desteğini hep yanında hissettiği milletine teşekkür etmek için Türkiye'nin bazı şehirlerini dolaştı. Burası Trabzon. Trabzonlular kendilerinden biri saydıkları bu adamı bağırlarına bastılar. Dün şiir yazanlar mahkum oluyordu. Bugün okuyanlar oluyor. Korkarım ki, korkarım ki yarın da dinleyen. İşte biz, işte biz ne yazalım, ne okuyalım, konuşalım, ne de dinleyenin mahkum olmadığı bir demokrat Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi bu temeller üzerine oturtmak istiyoruz. O Karadeniz turunda Mehmet Akif'ten bir şiirle dile getirdi isyanını. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal kuyum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Erdoğan halkın arasına karıştı. Ak saçlıların duasını aldı. Trabzonlularla çay bahçesinde sohbet etti. 1957'de Menderes sahilde bir meydanda konuşmayı yaparken orada bir tanesi provoke etmiş konuşmayı. Provoke edince kesmiş olur konuşmasını. Kestikten sonra millet seslenmiş orada. Belediye yürüyor. Buyurun demişler. Millet bu sefer takılmış arkasına Menderes'in. Belediye yürümüşler. Bizim bugün konuştuğumuz balkondan Trabzonlulara seslenmişler. Cemalettin kardeşim bize yağmurun altında maalesef peynirli pideyi yedirdi. İnşallah daha sonra kazasını yapacağım. Biz sizlerden dua bekliyoruz. Allah ya. Başkan Mücahit! Başkan!
bugüne kadar gönlünü kırdığım, bilerek veya bilmeyerek içinizde arkadaşlarım, kardeşlerim olduysa ben onlardan özür diliyorum. Ve bu konuda da bana olan haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkı duymayan kulaklarının hakkı duyar hale geldiği gün biliniz ki bizi anlayacaklar, biliniz ki bizi anlayacaklar. Biliniz ki bizim merhametimiz onları da kuşatacaktır. Veda günüydü o gün. Aslında veda değil. Bir yeni şafağa, tohum için yepyeni bir sürgüne kadar tarihe kısa bir ara veriyordu Recep Tayyip Erdoğan. O gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce şahit olmadığı bir kalabalığa şahit oluyor ve olağanüstü bir hareketlilik yaşıyordu. O tarihi günde Kanal 7 vedalaşmayı canlı olarak yayınlayan tek televizyon kanalıydı. O toplantıya Ankara'da o günkü beraber olduğumuz partinin mensupları, üst düzey yöneticileri geldiği gibi İstanbul'un neredeyse tamamı oradaydı ve Anadolu'dan da bir sürü insanlar gelmişti. Yani binanın içi, dışı, sokaklar her taraf doluydu. Tüm ceza hukukçuları burada bir suç olmadığını söylemesine rağmen cezalandırılmıştı. Biz de tabii ceza hukukçusu olduğumuz için o zaman bu konuda fikirlerimizi beyan etmiştik. Biz hukukun üstünlüğüne inanmış insanlarız. Kurdun kuzuyu yemeye niyeti olursa bir yerden tutturması gerekiyor. İşte o kurtlar da o günün şartlarında Sayın Cumhurbaşkanımızı yemek istiyorlardı. Dava açıldı. Tabii hiç kimse, bütün hukukçularla görüşüyoruz. Yani birçok hukukçuyla o zaman görüştük. O zaman işte profesörler, üniversitelerden vesaire dediler ki bundan kesinlikle ceza alın. Erdoğan'ı 4 yıl boyunca yakından takip eden gazeteciler de üzgündüler. Çok kibar, düşünceli bir insan. Üzüldüm karara. Hızlı bir başkanla çalıştık. Sayın Erdoğan'ın hızlı temposuna yetişmek hayli zordu. Basında barışık bir başkanla çalıştık. Büyük bir çalışma sergiledi. Bunu inkar etmek doğru değil. Ey Ankara! Bayram belki de sizin son bayramınız, yani ailenizle geçirdiğiniz cezaevi öncesi. Yaşamadım ve bayramda bir cezaevi yaşamı nasıl olur bunu tatmış birisi değilim. Ama bildiğim veya şu anda hayal ettiğim, hürriyeti kısıtlanan bir insanın bayramda neler düşleyebileceğidir veyahut da bunu yaşayan insanlardan bayramlarda aldığımız görüntüler veya rastladığımızda kendilerinden edindiğimiz izlenimler. Sizinle bu akşam özel olarak sohbette bulunmak, özel olarak bir vedalaşma demiyorum. Çünkü sizinle daha çok uzun yolumuz var, sizlere sevdalı olduğum için. Ülkemde hangi fikir grubundan olursa olsun, hangi düşünce grubundan olursa olsun, hangi inanç grubundan olursa olsun, hepsinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında buluşmasının ülkemizin aydınlık yarınları için ideal olduğunu konuşmamda da ifade ettim. Orada var.
Ben ama sizden sonra bir de Ziya Gökalp'in mezarına gitmeyi planlıyorum. Kendisine de geçmiş olsun diyeceğim. Hatta sen Allah'ın sevgili kuluymuşsun. Zamanında yırttın. Allah senin yanına aldı. Bir şeyi terk edecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Tabii o anda işte muhtelif evrakları alıyor. Bakıyor kasasında işte olan özel evraklarını veya özel eşyalarını. Saraçhane'de tabii on binlerce insan geliyor. Sürekli Büyükşehir Belediyesi'nin önü dolu, içeriler dolu, herkes dolu. Ondan sonra işte bir taraftan tabii sürekli konuşma yapıyor gelip giden heyetlerle. Ondan sonra bir taraftan yoruluyor ama bir taraftan da işte gecenin geç saatlerinde bir taraftan da belediyenin işlerini toparlamaya çalışıyor. Erdoğan kesinleşmiş 4 aylık hapis cezasından önce son kez İstanbullularla birlikteydi. Veda turlarına sabah saatlerinde başladı. Yanında eşi Emine Hanım ve oğlu da vardı. İlk durak Eyüp Sultan'dı. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Erdoğan, ardından cuma namazı için Fatih Camii'ne geçti. Ali Kopuz Bey'in kullandığı bir aracın araca bindiler ikisi. Onlar arkaya oturdular. Ben de işte Ali Bey'in yanına oturdum. Yani 4 kişilik kişi olarak Emniyet Mahallesi'ndeki evden Fatih Camii'ne gittik. Tabii ki arkamızda büyük bir konvoyla beraber gittik. O cuma namazı İstanbullularla ve Türkiye ile vedalaşma anlamı taşıyordu. Teslim olacak. Pınar Hisar'a gidecek. Dedi ki ben arkadaşlarımla gitmeyi tercih ediyorum. Bütün İstanbul ayağa kalkmış. Türkiye akmış İstanbul'a. Herkes Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan peşinde. Yani ölmeye geldik, senin yoluna geldik. Herkes ağlıyor, herkes kucaklıyor. Erdoğan, halkın sevgi gösterileri ve alkışları arasında Fatih Camii avlusuna girdi. Fatih Camii'nde şimdiye kadar görülmemiş bir kalabalık vardı. Genç, yaşlı, kadın, erkek, 7'den 70'e 10 binlerce kişi Fatih'teydi. O gün, o saatte İstanbul'un kalbi Fatih Camii'nde atıyordu. Tek amaçları vardı. Kendilerine 4 yıl hizmet etmiş olan başkanlarına vefa borçlarını ödemek. Cuma namazı kılındı. Ardından Erdoğan için cezaevi yolculuğu başladı. Eski başkan Erdoğan, 2 katlı bir otobüse eşi Emine Hanım'la bindi. Fatih caddelerini dolduran İstanbulluları cezaevine girmeden önce son bir kez selamladı. Bir dönemi bitiren tarihi bir konuşma yaptı. Biz aynı otobüsteydik. Yani 2 oğlum, küçüktüler o zaman. Emine Erdoğan Hanım, kızlar. Çok moralli gittik yani Pınarhisar'a kadar, yani gittiğimiz bile söylemez. 2 adımda bir halk önümüzü kesiyor. Bir şey var, konvoy var. İstanbul'dan Pınarhisar'a kadar kesintisiz bir konvoy. Caddeler ve ara sokaklar başkanlarını uğurlamaya gelenlerle doldu taştı. Erdoğan, eşi Emine Hanım'la birlikte 4 yıl hizmet verdiği İstanbullularla vedalaştıktan sonra Kırklareli'nin Pınarhisar cezaevine doğru yola çıktı. Şehirler arası yolda uzun bir konvoy oluştu. Adamı cezaevine koymuşsunuz. O da cezasını çekmek için de tıpış tıpış, tabiri caizse, kendi ayağıyla gidiyor. Ama giderken yalnız gideceksin diyor. Yani yanında kimse olmayacak diyor, tabiri caizse. Konvoyu kesmeye uğraştılar. Ve akşam saatlerinde Pınarhisar. Mahşeri kalabalığa İstanbul'dan gelen konvoy da katılınca büyük bir izdiham oluştu. Erdoğan'ı taşıyan otobüs, kendisini karşılamaya gelen kalabalıktan güçlükle yol bulup cezaevinin önüne kadar girebildi. Ve son bir ses kalabalığı durdurdu. Konuşan başkandı. Bugün 26 Mart 1999. Yarınımız var, öbür gün mübarek Kurban Bayramı.
Recep Tayyip Erdoğan cezaevine girmeden önceki son konuşmasını yapmaktaydı. Erdoğan burada Pınarhisarlılara, İstanbullulara ve Türkiye'ye hitap etti. Yine sadece Kanal 7 yayınlıyordu bu konuşmayı da. Devletime kırgın ya da küskün değilim. Benim mücadelem devletimin üzerinden milletimizin fertlerini kızgın ya da küskün hale getiren lekelerin ortadan kaldırılması içindir. Ben burada önümüzdeki 4 ayı şu ana kadar üzerinde çalıştığımız projelerle değerlendirmek istiyorum. Bu projeler yurdumuzu, ulusumuzu ekonomide, sağlıkta, eğitimde, bilimde, yerel yönetimlerde, sporda, insan haklarında, teknolojide, savunmada ve uluslararası ilişkilerde 2000'li yılların standartlarına ulaştırmayı amaçlayan bir vizyon içermektedir. O nedenle ilkokuldan üniversiteye kadar bütün çocuklarımıza ve gençlerimize de buradan bir mesaj göndermek istiyorum. 2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Allah'a emanet olunuz. Ama ne olur, hakkınızı bana helal ediniz. Erdoğan, Pınarhisar konuşmasında özellikle gençleri 2000'li yıllara hazırlanması konusunda uyardı. Mesajında gençlere çok çalışmalarını, mesleklerinde en iyi olmalarını öğütledi. Her ne olmak istiyorsanız, onun hakkını verecek şekilde kendinizi yetiştirin. İyi mühendisler, iyi öğretmenler, iyi doktorlar, iyi yöneticiler, iyi hukukçular. Evet, bilhassa iyi hukukçular. Tekrar ediyorum. Bilhassa iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum. Sizler de ödevlerinizi iyi yapın. Millet adına, dostları adına, arkadaşları adına, dava arkadaşları adına başkanı uğurlayıcı söz söylemek bana düşüyordu, bana kalmıştı. Ve ben o ses tertibi olan otobüsten hapishaneye giriş videolarını izlerseniz bir ses, güle güle başkan diye bir ses vardır orada, duyarsınız. O bana ait o ses. Bize her şey seni hatırlatıyor başkan. Bize her şey seni hatırlatacak. Bize her şey seni hatırlatacak. Güle güle başkan. Bayram günü mübarek olsun. Bize her şey seni hatırlatacak. Güle güle başkan. Güle güle başkan. Bayramın mübarek olsun sayın başkan. Güle güle başkan. Bayramın mübarek olsun sayın başkan. Dramatik sahnelerdi. İşte ağlayanlar vardı, düşen bayılanlar vardı, bu haksızlığa isyan edenler vardı, bağıranlar vardı. Ama ne olursa olsun sonuçta bir akşamüstü Pınarhisar'ın cezaevinin demir kapıları Tayyip Erdoğan'ı içeri aldıktan sonra kapanıverdi. Bize her şey seni hatırlatacak. Hak etmedi. Bir şehirdi o. Kimse isyan etmedi. Kimseyi taramadı. Albayların vatanına ihanet ettiği gibi ihanet etmedi. Çok sevdiği ezanlar susmasın, bayrak inmesin. Türk milleti
aziz olsun dediği şiir için mi yattı? Böyle bir lider bunu da yaşadı. Size her şey seni hatırlatıyor başkan. Bize her şey seni hatırlatacak. Bize her şey seni hatırlatacak. Güle güle başkan. Bir resim vardır hani demir kapıdan girdikten sonra eliyle selamlarken. Onu hatırlıyorum yani Esra'nın çok ağlayarak ilk defa. Hani babasının hapse girdiğini o anda şey yaptı. Anladı zannediyorum. Zindan iki hece, Mehmet imlakta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki, daha ölmedim. Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitap ederken okuduğu şiir için kendisine verilen 4 aylık hapis cezasının infazı için Pınarhisar Cezaevine teslim olmuştu. 3 gün sonra bayramda açık görüş olduğundan pek çok ziyaretçinin arasında gazeteciler de vardı. Gazeteciler onunla iki gardiyanla birlikte 3 dakikalık bir görüşme yapabildi. Erdoğan cezaevinde kitap okuduğunu anlattı gazetecilere. Tolstoy'la ilişkin okuyordu. Ezeri uğurlayayım o. Teşekkür ederim. Bugün dışarıda havalar soğuk değil dedim sana. Erdoğan'ın günlük tutması en önemli özelliklerinden biriydi. Fırsat buldukça notlarını ajandasına yazıyordu. Erdoğan'ın bir büyük tutkusu da şiir okumaktı. Necip Fazıl'ın "Şiiri ben yazarım, Tayyip okur" dediği söylenir. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığından nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım. Davran ve boğuş. Sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Ziyaretlerine gittik. Biraz da mahcuptuk çünkü biz çok iddialı hukukçularız. Böyle bir mağlubiyeti kabul edemedik. Ziyaretine gittim. O gün de tesadüf bu ya, ziyaret günü değilmiş meğerse. İzin aldık ve girdim koğuşa. O kendine has yürüyüşüyle geldi, kucaklaştık, oturduk, sohbet ettik. Ve dedim ki Tayyip Bey, belki de kapılar bundan sonra size açılacak. İstanbul halkı ve ülkenin dört bir köşesinden sevenleri Erdoğan'ı unutmamıştı. 15 bin mektup gönderildi kendisine. O tek değildi. Bir millet onunla birlikte yürümeye hazırlanıyordu. Pınarhisar'da ekonomik bir şey oluşmuştu böyle. Tayyip Bey ziyarete gelenler, çünkü binler gidip geliyordu şimdi. Orada artık oradaki savcı, işte hakim, her neyse yetkili olan arkadaşlar izin vermekten artık bir bitap olmuşlardı. İşte gelmesinler. İşte ya bu kadar yoğunluğu kaldıramıyoruz. Sonra mesela işte birçok gelen insanlar da işte muhtelif işte yiyecekler, hediyeler falan getiriyorlar. Yani cezaevi şartlar için söylüyorum. O getirenler de bütün cezaevindeki şeylere dağıtıyordu. Oradaki bulunan mahkumlara dağıtıyordu. Ondan sonra tabii şimdi cezaevinde de onun zamanını çok fazla alma şansınız söz konusu değildi. Duygularımızın bir paylaşımı oldu. Kendisini de iyi gördük. Allah Allah. İnsan seli akıyor Pınarhisar'a. Orada bir tane benzinci arkadaşlarımız vardı. Orasını karargah yapmıştık. Gelen insanları orada durdururduk. İsimlerini not alırdık. Telefonda görüşerek bir grup tabii gelirdi, bir grup giderdi. Yol kenarlarında bekletmeyelim yoğunluk olmasın diye. Yani bir bayram havasında da o cezaevinde hapislik geldi geçti ama Sakıp Sabancı televizyona çıktı. Dedi ki etmeyin, elemeyin kardeşim dedi.
100 senede bir lider dedi, bu ülkede yetişiyor, siz de hapse atacaksınız dedi. Bu yanlışları yapmayın dedi, böyle güzel bir söz söylemişti. Allah rahmet eylesin. Müsiyatçılar gözü, belediye reisi Tayyip Bey kötü. Yahu sen her gün Tayyip Bey yetiştirebilir misin? Tayyip Bey ne 10 milyon dolardır, ne 100 milyon dolardır, ne milyar dolardır be. Yetişmiş bir adam, Türkiye'yi seven bir Tayyip Bey. Onu nasıl yetiştirebilirsin sen? Şartele basıp gelmez ya, ona sağ ol. Sağ olsun hapishane yöneticileri ve savcımız zaten ziyaret defterleri kontrol edilirse o noktada çok da fazla bunaltmadılar. Müsaade isteyen herkese müsaade verdiler. Hatta o yüzden kocaman bir ziyaret defteri oluştu. Birden fazla ziyaret defteri oluştu. Sağnak halinde yağan binlerce mektup içeride Erdoğan'ı ayakta tutacaktı. Bu yüzden pek çoğunu da bizzat kendisi cevapladı. Cezaevi müdürü idim evet ama... Ben insandım ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o gündeki üzüntüsünü ve geleceğe bakışını desteklemek için üzüntüsünü paylaşmak ve geleceğe bakışını, ülkemizi yarınlara taşıma heyecanını, sevincini, coşkusunu birlikte paylaşmak için mektup yazdım. Kendisi de hemen geciktirmeden akabinde cevaben yazdı. Çok mutlu oldum. Mektubu aldığım zaman hemencik zarfı açacılığı dahi kullanmadan parmağımın ucuyla, heyecanla açarak okudum. Pınarhisar, Erdoğan'ın liderliği uzun uzun düşündüğü ve karar verdiği yer oldu. Halkın beklentilerini karşılayacak politikaları takip etmek buyurun. Nedir bu politikalar? Bunları gördünüz. Seçim var mı bunların için? Bunları gördünüz. Onun cezaevi şartları da biraz yoğun bir tempo ile geçti yani o 4 ayda. Hatta bizim arkadaşım birisi ya işte sürekli uykusuz kalıyoruz, orada bunlar cezaevinde birlikte yattı. İşte sabah namazına kadar işte mektup yazıyor, sabah namazında kalkıyor işte namazı kılıyor. Ondan sonra namazdan sonra işte birkaç saat uykuyla bu sefer de ziyaretçiler gelmeye başlıyor. Tempo o şekilde yani öyle 4 aylık bir tempo. Yani şimdikinden farkı yok. Ben söyleyeyim size. Başka bir grup arkadaş neredeyse her gün, her hafta bir gün uğrayarak bir konu hakkında hazırladıkları bir takım raporları Tayyip Erdoğan'a götürüyorlar. Belki o ziyaret saati içinde işte neyse 15 dakika, yarım saat ne kadarsa o hazırlıklı raporları tartışıyorlar ve gelecek hafta neyi konuşacaklarına dair de karar veriyorlar. O süreçinde hem Tayyip Erdoğan hapishanede onunla ilgili bırakılmış materyaller ve kitaplarla konuya çalışıyor hem de arkadaşlar dışarıda çalışıp raporlar hazırlıyorlar ve götürüyorlar. Bu süreç 3 ay devam etti bildiğim kadarıyla. Biz bir toplantı yeri Çekmeköy'de ayarlamışız. Bir düğün salonu. Tabii çok büyük şeylerimiz yok o zaman, imkanlarımız yok. Fakat geniş bir düğün salonu. Bir ara o kadar halk hücum etti ki Emine Erdoğan'ı görmek için. Bir ara düğün salonunun sahibi geldi. Sibel Hanım gibi merdivenler çökecek. Lütfen şey yapın yani kalabalığa mukayyet olun. Camlar falan kırılıyor. Yani insanlar çünkü sırtlarını dayayacak yer kalmamış. Merdiven trabzanlarının kolları kırılıyor falan. Hani hücum ediyorlar. Emine Erdoğan'ı göreceğiz, Tayyip Erdoğan'ı göreceğiz gibi düşünüyorlar. Hatta Kanal 7'den kameralar da gelmişti. Fakat buhardan kameranın merceği buhar yapıyor. Çocuklar çekim yapamıyorlar. O derecede bir haldeyiz. Ve çıktı kürsüye. Ben tabii yandan bakıyorum. Kendi el yazısı. Kendi el yazısıyla hazırlık yapmış. İşte Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla geldim. Öyle bir konuşma yaptı ki o şeyi çökmüş, ümidini yitirmiş o kitleyi çekti, çevirdi. Bir annenin yapması gerekir gibi. Biz dedi Tayyip Erdoğan Bey'in kendisi hapishanede olabilir ama davası dimdik ayaktadır. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Tam 4 ay geçti.
ve Erdoğan'ın mahkumiyeti son günün gece yarısı sona erdi. Cezaevi savcısı Erdoğan'ı güvenlik gerekçesiyle sabahı beklemeden gece saat 1 sularında tahliye etti. Saat 1'i gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Recep Tayyip Erdoğan Pınarhisar'daki 120 günlük cezasını çekti ve özgürlüğüne kavuştu. Mahşeri bir kalabalıkla Pınarhisar cezaevine uğurlanan Erdoğan'a çıkışta da ilgi büyüktü. Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında bazı Fazilet Partili milletvekilleri de vardı. Dört duvar arasında geçen tam 120 günün ardından özgürlüğüne kavuşan Erdoğan, ardında yüzlerce araçlık bir konvoyla hiç beklemeden İstanbul'a doğru yola çıktı. Ve yaklaşık 2,5 saat süren bir yolculuğun ardından Erdoğan, Üsküdar'daki evine geldi. Suikast işte ihbarı var. Bu nedenle normal kapıdan çıkmayın, arka kapıdan kimsenin haberi olmadan çıkın. Bu da aslında bir nevi yine bekleyen insanlar var. Belli ki konvoy şeklinde Tayyip Erdoğan'ı alıp İstanbul'a getirecekler, evine getirecekler. Ben bugün öyle yorumluyorum. Yani o konvoydan ve insanlardan tecrit etmek adına bir anlamda böyle yapıldığına inanıyorum. Mecburen uyuluyor ve insanlara haber vermeden bir nevi arka kapıdan, cezaevinin arka kapısından, başka bir kapısından, insanların beklediği kapıdan değil de başka bir kapıdan çıkarak bırakılıyor. Bekleyenler ancak yolda bir kısmı o da Tayyip Bey'e ulaşıyorlar ve hep beraber işte Emniyet Mahallesi'ne eve geliyor. Erdoğan'a destek evinin önünde daha da arttı. Tahliye haberini duyan İstanbullular Üsküdar'daydı. Erdoğan evinin önünde çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Güçlükle evine girebildi. İlk olarak ailesiyle hasret giderdi. Ardından bundan sonra çalışacağı ofisine inerek kameralar karşısında kısa bir açıklama yaptı. Erdoğan cezaevinden çıktığında daha ferah bir Türkiye beklediğini, ancak eskisinden daha kötü bir manzarayla karşılaştığını söyledi. Siyasi yasaklı olduğu için bundan sonra politika teorisyeni olarak çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, cezaevinde geçen 4 ay boyunca ülke sorunlarına çözüm aradığını anlattı. Ülkemizin yüz yüze olduğu sorunlarla, karşı karşıya geldiği uluslararası sorunlarla ve baskılarla başa çıkabilmenin tek, ilk ve önemli şartı milletin desteğine sahip milli politikalar geliştirmektir. Erdoğan konuşmasının ardından habercilerin sorularını yanıtladı. İlk soru gece yarısı gerçekleşen tahliye işlemiyle ilgiliydi. Savcı Bey, arka kapıdan çıkmamız gerekiyor dedi. İçeride kalmaya da artık niyetim yoktu. Madem arka kapıdan, peki arka kapıdan çıkalım dedi. Açıklamasını bitiren Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyenleri unutmadı. Eski başkan dışarı çıkarak 4 yıl hizmet verdiği İstanbulluları selamladı. Böylece yeni bir dönem, kutlu yürüyüşün yeni bir etabı başlamış oldu. Gaye ulaşılamasa bile güzeldir, kutludur diyordu. Çık çık görelim, kendini bilelim. Çık çık görelim, kendini bilelim. Çık çık görelim, kendini bilelim. Yeni hayata alışmaya ve kendimi dinlemeye, kendimi anlamaya çalışıyorum. Çünkü hapis hayatı içerisinde şahsımla, ülkemle ilgili birçok kazanımlarım oldu. İnşallah bunu da şöyle ülkemin faydasına, ülkemin hizmetine gerekli zamanda ortaya koyarız. Dört tane ilkeyi unutmayın. Bir, okuyacağız. İki, okuduğumuzu iyi tahlil ederek düşüneceğiz. Türkiye'de en zor şey okunan üzerinde düşünmektir.
düşüneceğiz. Düşündüğümüzü düşünce süzgecinden geçirdikten sonra uygulayacağız. Uygulama da yetmiyor. Uygulamadan sonra bir de neticelendireceğiz. Ve bir dörtlük gelip yerleşiyordu Üsküdar semalarına. Gideriz nur yolu izle gideriz. Taş baharda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Yüksünmedik, umudumuzu kaybetmedik, hayallerimizi hiç yitirmedik. Pınarhisar'a gittik, Pınarhisar'da bile gecelerimizi İstanbul rüyası, Türkiye rüyası her zaman zenginleştirdi. Ve buna çalıştık.